Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler, günaydın, iyi akşamlar. Ne zaman izliyorsanız artık. Videoya hemen başlamadan önce bir videoyu beğenirseniz, bir de abone olmayanlar hemen alttan bir kontrol ederse abone mi değil mi? Abone olmadan izleyen çok oluyor, unutuyoruz çünkü abone olmayı. Onlar da abone olursa olmayanlar videoya devam edebiliriz arkadaşlar. Yeni video öncelikle tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün biraz daha iyiyim. Antibiyotiği yükselttik çünkü. Neden yükselttik? Onu söyleyeyim. Hastalığımla ilgili de bilgi vereyim. Biliyorsunuz yaklaşık 3 haftadır hastaydım. Geçmiyordu. Bunun da nedeni belli oldu. Kan vermiştim. Kan değerleri çıktı. Nedenini söyleyeyim size neden arkadaşlar. Kanımda enfeksiyon çıktı. Enfeksiyon olduğu için de bu hastalık geçmiyordu. Normal bir şekilde geçmezdi zaten. 500 miligramlık bir antibiyotik kullanıyordum. Doktor onu 1000'liğe çıkarttı. 1000 miligram bir antibiyotiğe başladık. Enfeksiyonu bitirmek için. Aşırı halsizlik yapıyordu. Yani bu soğuk algınlığı ilacı Aferin kullanıyorum. O beni ayakta tutuyordu. Aferin etkisi geçtiği zaman elim, ayağım, başım, kafam, her yerim ağrımaya başlıyordu. Yani ayakta duramıyordum, öyle söyleyeyim. Bu enfeksiyondan dolayı. Zaten anormal bir durum olduğunu ben de anlamıştım. Grip dediğin bir hafta sürer, ondan sonra geçer. Grip dediğin halsizlik yapar, 2 gün yapar, 3 gün yapar, devam etmez. Ama ben de 2 haftadır sürekli bu halsizlik, sürekli bir böyle öksürme, geçmiyor. Başka bir nedenler, başka şeyler olduğu belliydi. Dediğim gibi kanımda enfeksiyon varmış. Şimdi sağlam bir antibiyotiğe başladık, bayağı ağır bir antibiyotik. İnşallah bir onu bitirince geçecek diye ümit ediyorum. Nazar değdi sanırım bize de, yapacak bir şey yok. Fazla da çok ilgilenemiyorum kümeslerle olsun, şeylerle olsun. Olduğu kadar artık, yani zaten yemin suyunu veriyoruz, her şeyine bakıyoruz. Yeni kümeslere başlayacağız inşallah. Bu kümes malzemeleri de hala duruyor burada, geçen getirmiştim. O gün de çok kötüydüm aslında, bakın videodan belki anlarsınız. Gülüyorum ediyorum ama bazen gerçekten o ayakta durduğum zamanlar oldu. Öyle diyeyim. Bugün cumartesi günlerden bahçeye geldim. Yine işten çıktım. Bir böyle bir başlangıç yapayım dedim. Hastalığımla ilgili de size birkaç bilgi vermek istedim. Çünkü sağ olsun abilerimden yazanlar oluyor. Önerilerden, yani bana öneri de veriyorlar. Şunları şunları yap, şunları şunları yap diye. Hatta bir tanesi bilmiş. Vallahi adını hatırlamıyorum. Bu enfeksiyon muhabbetine yazmış. Dut kurusunun suyunu kaynatıp iç diye. Ona da buradan selamlar olsun. Zeki abiye de selamlar, Almanya'daki. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar ve abilerim. Şimdi hayvanlarımızı bir açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hava güneşli olduğuna bakmayın. Biraz rüzgarlı. Rüzgarda serin serin esiyor, sert vuruyor yani. Zaten bu hafta da havalar çok serin geçti. Neden? Çünkü çoğu yere kar yağdığı için, birçok yere kar yağdığı için ne oluyor? Oralara kar yağıyor, soğuğu buraya, İzmir'e geliyor. Yumurtalarda da azalma var biliyorsunuz. Havalar serinliğinden dolayı. Normal, yani anormal bir durum değil yumurtalardaki azalma. Yani havalar serinleyince tavuklarda doğal olarak ne yapıyor? Yumurtayı azaltıyorlar. Bakın 2, 4, 6, 7, 8 tane varmış. Büyük astroplarda. Oha bu ne böyle ya? Oha. Şu yumurtaya bakar mısınız? Avcumun içi kadar. Bunu önceki tavuğumuz vardı bizim, biliyorsunuz o yapıyor büyük ihtimalle. Yani 2 yaşında falan bir tavuğumuz var, o yapıyor. Yani hayvanlarınızı büyütürseniz 2-3 yaşına gelince şöyle yumurta yapabiliyorlar, bakın. Çok büyük ya. Yumurtanın büyüklüğüne bakar mısınız? Ey maşallah. Neyse. Bakın burayı da zaten temizlemiştik, hala temiz, hemen kirlenemiyor. Çünkü burası çok büyük şu an. Aşırı büyük olduğu için 6-7 tane hayvana kirletemiyor kolay kolay. Tabii bunu buradan kapatacağız. Burası yeter onlara. Kim bağırıyor? Kim bağırıyor? Evet, gördüğünüz gibi cüce koşinlerin fonluğunda 2 tane tavuk var. Bakın. Cüce koşinlerin fonluğunda 2 tane tavuk var. 2 tavuk da aynı fonluğa girmiş. Geçen size bundan bahsetmiştim ben. Dışarı yapıyor demiştim. Siz birkaç folluk daha koyun demiştiniz ama yapacak olsa bakın ikisi de aynı folluğa girmiş. Hatta bir tanesi yumurtlamış, bağırıyor. Tamam, yaptıysan çık. Ne bağırıyorsun? 2 tavuk da aynı follukta. Sıkışmışlar oraya. Tamam tamam, açacağım sizi de. Bunları da bir açalım.
Ne oldu? Çıkmayacak mısın sen? Hadi. Go. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Korkuyor mu diğerlerinden yoksa? Korkuyor mu? Hadi. Bunlar da kaç tane varmış? 2, 4, 6. Evet, dediğim gibi havalar serinleyince, gördüğünüz gibi havalar serinleyince hayvanlar yumurtayı azalttı. Özellikle bakıyorum yani kırılan eden var mı? Yok, kırılan eden yok. Havanın serininden dolayı hayvanlar biraz azalttı yumurtayı. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Doğal olarak kendini korumaya alıyor hayvanlarımız. Siz ne yapıyorsunuz? Ana bütün şeyi talaşı taşımışlar. Bilader gruptan çıktın mı? Bak seni suya basacağım ha. Bitti mi Gurk? Gurk bitti mi? Ha? Bağırma bana. Gurk değilim artık de. Gurk değilim ben de. Bunu da bugün bir salayım diğerlerinin yanına da. Çok unutmasınlar. Sonra kabullenmiyorlar. Şey oluyor, bir şeyler oluyor. Uğraşıyoruz. İnşallah gurkluktan çıkmıştır. Yoksa suya falan sokacağız onu. Bir şeyler yapacağız. Bunlar da ne yapmış? Bütün talaşı o tarafa taşımışlar. Şu yumurta yapıyordu. Yumurtayı kesti. Tamam tamam. Sizi bugün çıkaracağım. Seni çıkaracağım özellikle. Tamam seni çıkaracağız. Yüce koşinleri açacağız. Ya da bu şimdi yüce koşinleri açmayalım. Brahmaları salalım. O üstteki gurk olanı da salalım. Bakalım o gurk olan gruptan kalkmış mı? Onun denemesini yapacağım. Neden? Burayı da açacağım. Gelip buraya yatarsa... Lan sakin oğlum. Niye yere atıyorsunuz kendinizi ya? Vallahi bunlara maşallah. Bunlara soğuk işlememiş arkadaşlar. Şu an bunlar astroloplara da geçti. 5 tane tavuğumuz var. 2, 3, 4, 5, 6 tane yumurta var. Bunlara pek soğuk işlemedi maşallah. Patır patır yapıyorlar. Çok güzel. Şimdi o gurk olanı indireceğim. Bakalım gidip yatacak mı oraya? Atla bakalım. Korkuyor tabii biraz. Hadi Joe. İnşallah. Allah gurk seni suya basarım bak. Şu havalarda da suya basmak istemiyorum hasta olma diye. Gurk istemiyorum. Hadi. Hah. Aferin. Çıkmadı. Gel. Evet. Şu gurk tavuğumuz arkadaşlar. Saldık aşağıya. Bakalım herhangi bir anlaşmazlık yok. Şu an. Diğer tavuklar pek saldırmıyor. Ya bunu kabulleniyorlar. Bunu daha önce de ayırmıştık biz. Yine gurk olmuştu. Bunu ayırmıştık. Ama bunu kabul etmiyorlar. Evet arkadaşlar saldık o gurk olanı. Gidip hemen kümese yatmaya çalışmadı. Büyüklerle gurkluğuz geçti bunu, soğudu. Ama diğerleriyle bir ufak anlaşmazlık olabiliyor. Tavuğun biriyle bir kavga etti biraz önce. Ama alışacaktır. Mecbur alışacaklar. Yapacak bir şey yok. Değil mi birader? Diğer kardeşlerle alışman lazım. Yapacak bir şey yok yani. Böyle olmaz. Sizi her ayırdığımızda kavga mı edeceğiz? O böyle geldiğimizde salacağız bunları. Bunlar alışacaklar arkadaşlar. Brahmalarımıza, diğerlerine. Maşallah. Allah orası çiftleşe üst tüyleri gitmiş gördüğünüz gibi. Kuyruk tüylerini görüyoruz mu arkadaşlar? Şuralar çiftleşmekten kaynaklanıyor. Üstüne böyle tüyleri bozulmaması için bez koyanlar da var böyle. Bunların tavuklara giydirilen şeyler var, yelekler var. Ama gerek yok. Tüye girdiğinde zaten döküyor, yeni tüylerini çıkartıyor. Maşallah. Bunlardan da bayağı bir civciv isteyenler var. Öyle söyleyeyim. Sıraya koyduk. Sırası geleni gönderiyoruz. Sırası gelenin civcivlerini veriyoruz arkadaşlar.
porselen ve blue porselen olarak. Burada da tavuklarımız var. Bu şekilde. Bunlar biraz... Evet, bakalım ne olacak. Diğer tavuğa yaklaşıyorlar. Gel, sen de gir aralarına. Gir aralarına bakayım bir. Kavga gürültü olacak mı? Hadi bakayım. Kavga etmeyin. Bak. Şu ona biraz atarlı bak. Evet. Olay buradan kaynaklanıyor bak. Bak. O ona saldırıyor. Kimi kime saldırdığı belli değil. Lan oğlum. Allah Allah. Şu beyazı da. Şu yapıyor ya şu. O saldırmasa diğerleri bir şey yapmayacak. Şu var ya. Anam da şu yapıyor. Biraz önce de bu saldırdı. Sen buranın ağası mısın lan? O saldırmasa diğerleri hiçbir şey yapmıyor buna. Allah Allah. Ama bu da onu dövüyor. Öyle de bir durum var. Diğerleri karışmıyor, geliyor o saldırıyor ya. Çok enteresan. Alışacaksınız abi. Yapacak hiçbir şey yok. Sen orada dur. Şurayı kapatalım, cüceleri de salalım. O açık renkli saldırmasa hiçbir problem yok. Çıkın abi siz de. İki tane tavuk aynı yerde yatıyor. Bakın. Folluğun içinde. Neyse yumurtlasın onlar. O bizim tek göz bu muydu? Evet, tek göz o yukarıda duruyor. Büyük ihtimalle çünkü onun alt tarafını ısırıyorlar. Bir önceki videoda göstermiştim. Alt tarafını biraz tüylerini kestikten sonra ısırmışlar. Bu kaçamadığı için herhalde. Diğerleri kaçıyor. Bunun tek gözü kör olduğu için oralarda yukarılarda duruyor. Diğerlerinden biraz kaçıyor. Bunlar da güzel yumurtayı çoğalttı arkadaşlar. Birazdan bakarız bunların yumurtasına da. Makine yapmıştık zaten bir 12 tane bakalım. Daha bir 4-5 gün oldu. Öyle 5-6 gün oldu yumurtaları. Atalım makineye. Servoyu çalıştırdık. Servoyu attık biliyorsunuz. Bakacağız. Evet, atladı. Bizim tek göz atladı. İşte bunun biraz alt tüylerini ısırıyorlar. Alt tarafını ısırıyorlar. O yüzden o da onlardan kaçıyor. Ana. Tavuk yattı çiftleşsin diye. Oroz çiftleşmedi. Enteresan. Bak. Oroz gidip çiftleşmedi. Evet arkadaşlar, şu yumurtaları bir toplayalım. Hava yavaştan artık güneş batmaya başladı. Akşam olmaya başladı. Benim de ilaçlarımın etkisi geçmeye başladı ve her yerim ağrımaya başladı, öyle söyleyeyim. Aman. İlaçların etkisi geçince her yerim ağrıyor arkadaşlar. Yemeğe kadar bekliyoruz artık. Yemekte ilaçları içiyoruz. Bir yarım saat sonra düzeliyorum tekrar. Öyle söyleyeyim.
Şöyle 5 tane. Şöyle 5 tane Brahma yumurtamızı aldık. İşte dediğim gibi yumurtayı azalttılar. Havalar serin bugün. Her yere kar yağmış. İzmir'de bunun soğuğunu çekiyor her zamanki gibi. Yapacak bir şey yok. Şöyle 2. Ey maşallah ya, şunun büyüklüğüne bak. 2 3 4 5 6 7 8 tane burada da yumurtamız varmış astroplarda. Şöyle devam edelim. 8 adet de astroplarda yumurtamız varmış. Ya sen ne zaman geçtin buraya? Salak. Geç. Yalan edecekler seni burada. Hemen diğer astroplarında yumurtasını alalım. 8'di astroplar. 8 9 10 11 12 13 14 tane yumurta aldık astroplardan. Normalde 2 günde 17 18 falan oluyordu. Ama bugün 14 tane aldık. İşte havanın soğumasının etkileri arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi akşam oluyor. Benim de ilacın etkileri geçmeye başladı. Her yerim ağrımaya başladı. Böyle oluyor arkadaşlar. İlacı içiyorum, iyiyim. İlacın etkisi geçmeye başlayınca her yerim ağrımaya başlıyor tekrardan. Maalesef bu enfeksiyon öyle bir lanet bir şey. Hani böyle gripte halsizlik olur ya, 2-3 gün geçer sonra. Bu bunda geçmiyor. Bunda her gün halsizlik olduğunu düşünüyorum. Şöyle 1-2-3-4-5 tane de cüce koşun yumurtamız varmış. Onları da alalım. Şöyle 3 şöyle 4-5 tamamdır. Şöyle yumurtalarımız bir dursun. Brahmaları bir içeri koyayım. Ben de içeri geçeceğim. Vallahi ayakta zor durmaya başladım. İnşallah şu büyük binlik antibiyotiğe başladım. 1000 miligram. O inşallah düzeltecek beni. Bu enfeksiyonu yok edecek. Kendime geleceğim. Bakın şeye alıştılar bu arada. Gurka alıştılar. Şunda bir kavga ediyordu. Şu açık renkliyle bir kavga etti ama bu gurk onu dövünce he tamam dedi. Tamam dedi ve baskınlığını sağladı. Zaten diğer tavuklar bir şey yapmıyordu. Sadece o açık renkli olan yapıyordu. Onu da bir iki tokatladı. Ondan sonra tamam dedi. Abla dedi, gel dedi. Sıkıntı yok dedi. Sen de bizdensin dedi. Gurku tekrar buraya koyduk. Kapımızı kapatalım. Belki şu şeyi de ayırabilirim. Şey cüce koşum var. Bunun alt tüylerini yiyorlar. Kör olan var ya bir gözü. Bir gözü kör olan cüce koşum bakın böyle yukarıda duruyor. Bunun alt tüylerini kestikten sonra onun alt tüylerini yemeye başladılar. Diğerleri kaçıyor tabii, yiyemiyorlar. Sadece onunkini böyle biraz hafif yara yapmışlar. O yara iyileşene kadar onu ayırabilirim. Biraz kantaron sürdüm. %90 şuraya ayıracağım onu. Biliyorsunuz şu üst kısım var. Buraya şey yaptım ben bugün. Dezenfektan yaptım arkadaşlar. Buraya güzelce bir dezenfektan yaptım. Önceden çünkü hasta tavuğumuz vardı. Astrolog vardı hasta biliyorsunuz. O yüzden bir dezenfektan yaptım. O cüce koşunu buraya alacağım. Burada biraz dursun, yarası iyileşsin. Evet arkadaşlar. O bir tane cüce koşunumuz vardı. Tek gözü kör olan biliyorsunuz. Onu ayırdım buraya. Bakın. Buraya türemiş hatta.
İnşallah bu aradan aşağıya atlamaz. Asarop'la yalan etmez onu. Mecburduk. Biraz arkası hafif yara olduğu için bunlar da durmuyor. O yaraya durmadan gidip vuruyordu. Şöyle bir hafta kalsın. O yara iyileşir. Çok bir şey yok zaten. Fazla bir yara yok. O iyileşir. İyileştikten sonra da geri hayvanımızı koyarız yerine. Bir de tek gözü kör olduğu için kaçamıyor diğerlerinden pek fazla. Kaçamadığı için de bunlar da arkadan tık 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 böyle ufak ufak tırtıklar atıyorlar hayvanımıza. Bu alıştıramadığımız Brahma'mız. Bunda pek yara mara yok. Tüyleri çıkacak. Bundan sonra bekleyeceğim. Tüyleri tamamen çıkmadan salmayacağım arkadaşlar. Tüyleri tamamen çıksın. Orada herhangi bir şey göremesinler yolcak. Ondan sonra salacağım, alıştıracağım. Bunlar topladığımız yumurtalar gördüğünüz gibi. Güzel. Şükür diyelim yine. Ama soğuklardan hafif azalma var yumurtalarda. Havalar serin. Öyle söyleyeyim. Bunları da yavaştan içeriye koyalım. Kapıları açalım. Astaroplar da kendi yerlerine girsinler artık. Şşt. Hadi bakayım. Hadi. Hadi bıdıklar. Adile Naşit bunlar ya. Bakar mısınız? Evet. Bunların ipini ne yaptık burada? Bu şekilde çözümler bulduk artık. Ne yapalım? Değil mi lan? Olaylar bu şekilde arkadaşlar. Geliyorum. Olan enerjimle de işte bunları yapıyorum. Fazla bir enerjim yok zaten. İnşallah antibiyotiğe başladık. Bu hastalıktan kurtulacağız. Bu enfeksiyonu atacağız. Vücudumuzdan, kanımızdan atacağız inşallah. Yani onun yaptığı bir rahatsızlık varmış. Onun verdiği bir halsizlik var. Çünkü grip olamazdı bu zaten. Yani grip dediğin halsizliği 3 gün yapar. Ama bu her gün halsizlik böyle kolumu kaldıramayacak halim oldu. İşte kanı verdik. O yüzden başınıza bir şey geldi mi aksatmayın. Hemen doktora gidin. İşlemlerinizi yapın. Geçen gün radikal kararlar vereceğiz demiştim. Geçen düşündüm, oturdum. Hangi hayvanları, ırkları besleyeceğime karar verdim. Şimdi şöyle. Biliyorsunuz elimde rırlar vardı arkadaşlar. 1,5 aylık falan oldular rırlar. Şöyle düşündüm. Tamam, rırlar güzel yumurta yapıyorlar. Ama bizim yumurtacı ırkımız var zaten, gördüğünüz gibi astroplar. Hem görsel olarak çok güzeller, hem de yumurta olarak çok iyiler. O yüzden düşündüm, rırlara ne gerek var o zaman? Rırlara gerek yok diye düşündüm. Zaten bütün astrop besliyoruz biz. Ki seneye mavisi de olacak. Mavi ayrı kümes de, siyah ayrı kümes de olacak. O yüzden rıra gerek duymadım. Rırları sahiplendireceğim. Rırları vereceğim arkadaşlar. Rır beslemeyi düşünmüyorum. Fazla bir kümesimiz yok çünkü, biliyorsunuz. Fazla bir kümesimiz yok. O yüzden orayı rırla doldurmak istemiyorum. Bizim yumurta yırkımız astrolop. Rırlar da güzel yumurta yapıyor. Ama görünüş olarak çok hoşuma gitmiyor benim. Burada sonuçta video çekiyoruz YouTube'a. Şimdi rırı koyacağım, bunu koyacağım. Hep kapkara hayvanlar. Biraz şöyle renkli bir şeyler koyalım ki hem video çekerken de gözünüz gönlünüz açılsın. O yüzden rırı eledim. Küçük kardeşlerim var, biliyorum, hepsini beslediyor. Rırı beslediyor, BSO Brahma'yı beslediyor, onu beslediyor, bunu beslediyor. Onlara kalsa 30 tane kümes yapsam buraya yetmez. Ama öyle olmuyor işler arkadaşlar. Bunların bakımı var, uğraşması var. Hani sonuçta biz bir dışarıda işimiz var, çalışıyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz. Sabah 8.30, akşam 6 çalışıyorum ben. Yani bütün günümü bunlara versem tamam, okey, eyvallah, uğraşırsınız ama çok fazla olduğumda uğraşması var. O yüzden burada toplam 5 veya 6 kümesimiz olacak anaç. Öyle söyleyeyim. Bunun içinde rır olmayacak, ondan vazgeçtim. Rırları sahiplendireceğim. Astrolop olacak. Ondan sonra üst küçük kümese, biliyorsunuz, fizan aldık, fizan olacak. Alttaki kümeslere de yakında öğreneceksiniz diğer hayvanlar ne olacağını. Böyle radikal kararlar alıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Biraz daha renkli, güzel hayvanlar olacak. Öyle söyleyeyim. Rırı eledik. Bunun da haberini vermek istedim buradan. Ondan sonra bazı ufak arkadaşlar diyor ki, abi bu kümesler çok büyük. Mesela şu astroplanın kümesi çok büyük. İki kapı var. Bunun arasını böl. İki ayrı kümes olsun. Biz zaten en başta yaparken bu kümesi o şekilde yaptık. O yüzden böyle yan yana iki kapı var. Ama bu sefer arayı böldüğümüzde içerisi çok dar oluyor. Yani büyük hayvan olarak anaç beslemek çok zor. 2+1 anca beslersiniz. Hayvanlar rahat edemiyor. O yüzden ben ne yaptım? Aradaki bölmeyi kaldırdım. Burası kocaman oldu. Şu an sizin gözünüze küçük, büyük geliyor ama burayı böldüğümüzde abi ufacık kalıyor. Mesela şu şeylerin,
Şöyle göstereyim ben size. Cüce koşinlerin, evet. Burayı gördünüz mü arkadaşlar? Yani burası gibi oluyor böldüğümde. Burası ya. Burada büyük hayvanı ne kadar, kaç tane besleyebilirsiniz? Çok dar oluyor. Hayvanların rahatlığı da önemli. O yüzden öyle bir şey olmayacak. Zaten orası bölünüktü, bana bölün demeyin. Ben orayı sonradan açtım. Baktım ki çok dar oldu bölmeler. E tabii ilk burayı yaparken şöyleydi. Şunu da besleyeyim, bunu da besleyeyim, şunu da besleyeyim, bunu da besleyeyim. Böyle ufak ufak dar dar yaptık. Ama baktık o iş öyle olmuyor. O yüzden şu kardeşlerim, onu yazmanıza gerek yok. Kümesler bu şekilde iki kapı, iki kapı, iki kapı olarak alacak. Yani burada şöyle söyleyeyim. Şu betonarme kümesimizde arkadaşlar toplam 3 kümes olacak burası. Şöyle şurası 1, şurası 2, en sonunda 3. kümes olacak. Burası 3 kümes olacak. Hayvanların da rahatlığı önemli. Hem strese girmiyorlar hayvanlar geniş alanda durduklarında. Yani olaylar bu şekilde gelişecek. Ben de ne yapacağım? Bunu buradan kaldıracağım. Buraya bir iki kümes daha yapacağım şöyle şuraya kadar. Bir şeyler yapacağız tabii iyileşirsem. Şurayı şöyle, kapıyı biraz daha kapatacağım. Şuraya kadar bir kümes yapacağım. Ortalama 5 kümesimiz falan olacak. O 5 kümesin iki tanesini astroloplar kaplayacak zaten. Birinde siyah black astrolop, birinde de blue mavi astrolop olacak. Astroloplar bizim demirbaşımız. Onlar olmazsa olmaz. Onlara iki kümesimi ayırdım bile. Öyle söyleyeyim. Diğer kalan kümeslerde de bakacağız. Güzel renkli hayvanlardan iki ırk veya üç ırk da ayarlayacağız. Öyle söyleyeyim. Cüce koşinler kısmında daha net değilim. Cüce koşinler kısmında net değilim. Cüce koşinleri belki şu üst kısmı alırım. Brahma'nın durduğu yere alırım üst kısmı. Çünkü onlar ufak ırk olduğu için fark etmiyor. Oradan salmadan da yaşarlar. Emin değilim. Cüce koşinleri belki sahiplendiririm. Cüce koşinleri belki sahiplendiririm. Başka bir ırk alıp oraya yukarıya koyarız. Bilmiyorum. Belki cüce koşinleri direkt yukarı alırız. Orada durur onlar. Bakacağız. Ya her şey yavaş yavaş netleşip oturacak zamanla. Şuraları bir halledelim. İnşallah bir iyileşeyim de şu enfeksiyonu bir atayım arkadaşlar. Ondan sonra başlayacağım işlemlere. Böyle bir açıklama yapayım. Yapma gereği duydum. Böyle arkadaşlar. Artık bir videoda bir beğeni atarsınız. Bir daha abone olursunuz. Yavaştan da videonun sonuna gelelim. Yoruldum. Konuşuyor, zor konuşuyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.